Peki, roman yazmakla ilgili en sinir bozucu konu nedir? Sinir bozucu? Hı. Vallahi sinir bozucu bir şey pek yok. Çünkü roman yazmak benim en keyifle yaptığım şey hayatta. Bence çok büyük bir mutluluk. Bu yüzden bir karakter yaratıyorsunuz mesela. Onun dünyasına giriyorsunuz. Sonra dünyayı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler bence. Yani sinir bozucu bir şeyden bahsetmek istersek o da belki şu olabilir. Hani o kadar uğraşıp bir kitap yazıyorsunuz ya mesela. İşte sonra onu korsanda görmek insanı çok üzüyor. Ay o beni de en çok rahatsız eden konu. Yani kitap yazmakla ilgili benim de en büyük problemim bu. Korsan. Siz de mi kitap yazıyorsunuz? Hayır ama yazmayı planlıyorum. Böyle bir planım var. Ve tabii ki bu korsan işi beni hiç motive etmiyor yani. Ve işte bu yüzden de Türkiye mesela bir yazarını şimdiden kaybetti. Anlıyorum. Doğru. Evet. Peki bir romanı yazarken mesela önce bir karakteri çizmekle mi başlarsınız? Şuna. Efendim? Ay Burhan Bey. Burhan Bey. Ay dur. Tanışıyor muyuz Burhan Bey? Ah, sen beni tanımıyor olabilirsin ama ben senin gerçekten kitaplarınla büyüdüm diyebilirim. Kitaplarımla büyüdünüz? Evet. İyi de kaç yaşındasınız siz? O manada demek istemedim Tunacığım. Ruhi bir büyümeden bahsediyorum. İç dünyadaki bir büyümeden bahsediyorum. Kusura bakma ben biraz edebi konuşurum. Yok rica ederim. Yani kendi iç dünyamdan bahsettim. Ben, kendim ve bendeniz. Başka bir deyişle bu işte bir yalnızlık var ya. Anlıyorsun değil mi? Bir kitapta söylediğiniz gibi. Burhan Bey, şimdi, biz röportaj yapıyorduk da. Ne var? Üçümüz şurada konuşuyoruz, ne var? Üstadın dediği gibi, yolda üç kişi. Burhan Bey, git kendini çok sevdirmeden. He. Siz de anladınız beni, değil mi? He. Ay ben zaten kitabımı imzalatmaya gelmiştim. Tuna Bey beni böyle ayaküstü yordu, konuştu filan. Yoksa ben kitabı imzalatmaya gelmiştim. Tuna Bey, şuna şey yazar mısınız? Kadim dostum Burhan'a. Bir gün Tokat domates tarlalarında beraber el ele yürümek dileğiyle, umuduyla diye. Niye el ele yürüyoruz? O kadar samimi olmuşuz yani. Tokat küçük bir yer. Orada ne yapacak? Orada yapacak. Orada ileride dolaşacak. Ne ile yapacak? Orada dolaşacak. Verin imza alayım. Şu poşeti hemen. Bu ne ya? Bu kitap korsan. Ne? Korsan. Hayır ben o kadar para verdim ben bunu. Yok basbayağı korsan kağıdına baksanıza. Ay ben şimdi korsan bir... Gerçekten dumur oldum ben. Sokakta bir iş portacı çocuk vardı ya. Sürekli alışveriş ettiğim. Acaba imzalamayacak mısınız? Burhan Bey imzalar mı? Bu resmen hırsızlık ya. Yok, aslanım ben şöyle yapıyorum böyle durumlarda. Korsan kitaplara korsan imza atıyorum. Nasıl yani? Şöyle yani. Buyurunuz. Bu kimin imzası ki? Bilmem. Rezil olduk değil mi? Beraber domates tarlalarında el ele koşamayacak yani. O zaten düşük bir ihtimal. Hay yanasını ya. Hay yanasını ya. Bu çocuk gününü görecek ama. Yarın öbür gün değil, emin şimdi halledeceğim ben bu mevzuyu. Edebiyat dünyasına rezil etti bu çocuk beni ya. Hay yanasını başım döndü bağırmaktan. Hay yanasını ya! Böyle bir rezalet yürülmedi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Aldı.